91. Anne ve Oğul Monte Cristo Kontu, beş genci melankoli ve saygınlık yüklü bir gülümseme ile selamladıktan sonra Maximilian ve Emmanuel ile birlikte arabasına bindi. Albert, Beauchamp ve Chaterano savaş alanında yalnız kalmıştı. Genç adam iki tanığının yanında çekingen durmasa da yaşananlar hakkında ne düşündüklerini sormak ister gibi baktı. ''Sevgili dostum, bana inanın.'' dedi Beauchamp. İster aşırı duyarlı, ister sırlarını gizlemesini pek bilmeyen biri olun. Sizi kutluyorum. İşte hiç hoş olmayan bir mesele umulmadık bir şekilde çözüldü. Sessiz kalan Albert düşlere daldı. Chaterano çizmesine esnek değneğiyle vurmakla yetindi. Gitmiyor muyuz? dedi can sıkıcı bir sessizlikten sonra. Ne zaman isterseniz, diye yanıtladı Beauchamp. Ama bana Mösyö de Morkerfe iltifat etmek için biraz zaman tanıyın bugün nadir rastlanan ve şövalyelere yaraşır bir yüce gönüllülük sergiledi. ''Ah evet'' dedi Şaterona. ''İnsanın kendisi üzerinde böyle bir hakimiyet kurabilmesi muhteşem bir şey.'' ''Kesinlikle öyle. Ben böyle bir tavır alamazdım.'' dedi Şatarana anlam yüklü bir soğuklukla. ''Beyler.'' diye araya girdi Albert. ''Sanırım Monte Cristo ile benim aramda çok ciddi bir şeyin yaşandığını anlamamışsınız.'' ''Elbette anladık.'' dedi Büşamp hemen. Ama bizim akıllarımız sizin kahramanlığınızı anlayacak düzeyde değiller. Ve er ya da geç beden sağlığınız ve yaşam süreniz el verdiği sürece bunu daha kesin bir şekilde açıklamak zorunda kaldığınızı göreceksiniz. Size bir dost tavsiyesi vermemi ister misiniz? Napoli'ye, Lahey'e ya da St. Petersburg'a bizim Parisliler gibi akıllarını onur meseleleriyle bozmayacak kadar zeki insanların yaşadığı sakin ülkelere gidin. Oraya gittiğinizde insanlarla iyi geçinip hemen silaha sarılmayın. Hemen kılıcınızla hamle yapmayın, gardınızı almayın. Birkaç yıl sonra Fransa'ya kendinizi unutturmuş bir halde sakince ya da kendinizi akademik çalışmalara verip huzur bulduktan sonra saygınlıkla geri dönün. Mösyö de Chateron'u, haklı değil miyim? Ben de kesinlikle aynı fikirdeyim, diye cevap verdi soylu beyefendi. Ciddi düelloları tetikleme konusunda hiçbir şey sonuçsuz bir düello kadar başarılı olamaz. Teşekkürler beyler, dedi Albert soğuk bir gülümsemeyle. Tavsiyenizi dinleyeceğim ama bunu sadece siz söylediğiniz diye yapmayacağım. Zaten benim niyetim de Fransa'dan ayrılmaktı. Bana tanıklık ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Bu desteğiniz yüreğimin derinliklerine kazındı. Biraz önce duyduğum sözlerden sonra sadece bunu hatırlayacağım. Chaterona ve Büyüşamp bakıştı. İkisi de aynı izlenime edinmişti ve Morkerf'in teşekkürlerini sunduğu ses tonu öyle bir kararlılığı ifade ediyordu ki sohbeti devam ettirmek herkes için can sıkıcı hale gelecekti. Elveda Albert dedi elini aniden dalgınlığından hala sıyrılamamış olan genç adama kayıtsızca uzatan Büyüşamp. Gerçekten de Büyüşamp'ın elini sıkmadı. Elveda dedi sol elinde küçük değneğini tutarken sağ eliyle selam veren şatörona da. Elveda sözcüğü Albert'in dudaklarından güçlükle döküldü. Kararlı gözleri, bastırılmış öfkenin, kibirli küçümsemelerin, yüce gönüllü bir hoşnutsuzluğun mısralarını oluşturduğu uzun bir şiiri barındırıyordu. İki tanık arabalarına binerken bir süre daha hiç kımıldamadan ve kederli bir halde bekledi. Ardından hemen ayağa kalkıp uşağının yularını küçük bir ağaca bağladığı atını aldı. Hafifçe eğere yerleşti ve Paris'e doğru dört nala yola koyuldu. Çeyrek saat sonra Helder sokağındaki konağa giriyordu. Atından inerken yatak odasının perdesinin ardında babasının solgun yüzünü görür gibi oldu. Albert iç çekerek başını çevirdi ve kendi evine yöneldi. İçeri girdiğinde çocukluğundan beri huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmesini sağlayan tüm bu zenginliklere son kez göz attı. Figürlerinin kendisine gülümser, manzaralarının canlı renklerle yaşam saçar gibi göründüğü o tablolara bir kez daha baktı. Ardından annesinin portresini meşe muhafazadan çıkardı. Onu çevreleyen altın çerçeveyi boş ve siyah fonuyla baş başa bıraktı. Sonra güzel Türk silahlarını, zarif İngiliz tüfeklerini, Japon porselenlerini, çok sayıdaki kupasını, Füşer'in ya da Bayr'ın imzasını taşıyan tunç heykellerini düzenledi. Dolaplara baktı ve her birine kilit taktı. Üzerindeki tüm parayı açık bıraktığı yazı masasının çekmecesine koydu. Paraların yanına kupalarını, mücevher kutularını, raflardaki binlerce fantastik değerli objeyi, mücevheri yerleştirdi. Hepsinin eksiksiz ve kesin bir dökümünü çıkardı ve bu dökümü üzerindeki kitapları ve kağıtları kaldırdığı masanın en görünür yerine bıraktı. Albert bu işlerle uğraşırken kendisini yalnız bırakması için verdiği talimata rağmen uşağı içeri girmişti. ''Ne istiyorsunuz? dedi öfkesinden çok hüznünü dışarı vuran bir sesle. ''Pardon Mösyö'' dedi uşak. Mösyö kendisini rahatsız etmememi istemişti ama Morkerf kontu beni çağırttı. Sonra? Mösyö'den talimat almadan Sayın Kont'un yanına gitmek istemedim. Neden ki? Çünkü Sayın Kont kuşkusuz size düello alanında eşlik ettiğimi biliyor. Bu mümkün. Hiç kuşkusuz beni orada neler olup bittiğini öğrenmek için çağırtıyor. Ona ne cevap vereceğim? Gerçeği anlatacaksınız. O halde düellonun gerçekleşmediğini söyleyeceğim. Monte Cristo kontundan özür dilediğimi söyleyeceksiniz. Hadi gidin. Uşak başını öne eğip dışarı çıktı. Albert döküm işine devam etti. İşini bitirdiği sırada avluda koşturan atların ve bir arabanın tekerleklerinin gürültüsünün camları sarsması dikkatini çekti. Pencereye yaklaştığında babasının faytonuyla uzaklaştığını gördü. Konağın kapısı kontun arkasından kapanır kapanmaz Albert annesinin odasına doğru gitti. Geldiğini bildirecek kimse olmadığı için Mercedes'in odasına kadar ilerledi. Gördükleri ve tahmin ettikleri karşısında göğsü daraldı. Aynı ruh iki bedeni canlandırmışçasına Mercedes de Albert'in yaptığını kendi evinde yapıyordu. Danteller, süslemeler, mücevherler, çamaşırlar, paralar da dahil olmak üzere her şey düzenlenmiş, çekmecelere yerleştirilmişti. Kontes anahtarları titizlikle yerlerine koyuyordu. Tüm bu hazırlıkların ne anlama geldiğini anlayan Albert, "Anneciğim!" diye haykırdı ve Mercedes'in kollarına atıldı. Bir ressam bu iki yüzün ifadesini tam olarak yansıtabilse, kuşkusuz ortaya mükemmel bir tablo çıkacaktı. Gerçekten de Albert kendisi için verdiği bu kesin karardan annesi söz konusu olduğunda ürküyordu. "Ne yapıyorsunuz?" diye sordu. "Siz ne yapıyordunuz?" diye yanıtladı Mercedes. ''Ah anneciğim!'' diye haykırdı konuşamayacak kadar duygulanan Albert. ''Siz benim gibi davranmamalısınız. Hayır, benim aldığım kararı alamazsınız. Çünkü evden ayrılacağımı haber vermeye ve sizinle vedalaşmaya... ''Ben de gidiyorum Albert.'' diye yanıtladı Mercedes. ''İtiraf edeyim ki oğlumun da benimle beraber geleceğini düşünmüştüm. Yoksa yanılıyor muyum?'' ''Anneciğim.'' dedi Albert kararlı bir ifadeyle. ''Kendim için seçtiğim kadere sizi dahil edemem. Artık isimsiz ve parasız yaşamam lazım. Bu zorlu yaşama başlarken geçimimi sağlamak için kazandığımda ödemek üzere dostumdan borç almam gerekecek. Anneciğim, bu yüzden bana gereken mebleği almak için şimdi hemen Fransa gidiyorum. Zavallı çocuğum, diye haykırdı Mercedes. Demek yoksulluk, açlık çekeceksin. Ah, bana bunu söyleme. Tüm kararlarımı boşa çıkaracaksın. Benimkileri değil ama anneciğim, diye yanıtladı Albert gencim güçlüyüm yürekli olduğuma inanıyorum ve dünden beri iradenin ne demek olduğunu öğrendim ne yazık anneciğim onca acı çektikten sonra sadece ölmemekle kalmayıp kaderin onlara verdiği tüm mutluluk umutlarının yıkıntıları üzerine tanrının verdiği tüm umutların kalıntıları üzerine yeni bir yaşam inşa eden insanlar var bu insanları tanıdım düşmanlarının kendilerini yolladığı uçurumun dibinden güçlü ve şanlı bir şekilde ayağa kalktıklarını eski düşmanlarını perişan ettiklerini ve aynı uçurumun dibine gönderdiklerini gördüm. Hayır anneciğim, şu andan itibaren geçmişimle tüm bağlarımı koparıyorum. Böyle bir geçmişi, hatta ismimi bile reddediyorum. Beni anlıyorsunuz, değil mi anneciğim? Oğlunuz bir başkasının karşısında yüzünü kızartacak bir ismi taşıyamaz. Albert, oğlum, dedi Mercedes. Yüreğim daha güçlü olsaydı sana vereceğim tavsiye de bu olacaktı. Benim silik sesim çıkmadığında sana vicdanın hitap etti. Vicdanının sesini dinle oğlum. Dostların var, onlarla geçici olarak ilişkini kes ama anneni seviyorsan umutsuzluğa kapılma. Senin yaşında hayat güzeldir sevgili Albert. Daha 22 yaşındasın ve seninki gibi temiz yürekli bir gencin ismine leke düşmemesi için babamın adını al. Adı Herera'ydı, Albert'im. Seni tanıyorum. Hangi mesleğe yönelirsen yönel, bu ismi kısa süre içinde ünlü kılacaksın.'' O yüzden dostum, yaşadığın felaketlerle güçlenip hayata daha başarılı biri olarak geri dön. Tüm öngörülerime rağmen bu söylediklerim gerçekleşmeyecekse de, artık aklında sadece bu düşünce olan, bir geleceği kalmayan ve mezarı bu evin kapısının eşiğinde kazılmaya başlanan beni en azından bu umuttan yoksun bırakma. İsteklerinizi yerine getireceğim anneciğim, dedi genç adam. Evet, sizin umudunuzu paylaşıyorum. Tanrı'nın öfkesi artık sizin gibi temiz, benim gibi masum bir insanın peşinden gelmeyecek. Ama karar verdiğimize göre acele edelim. Monsieur de Morkerf konaktan yaklaşık yarım saat önce ayrıldı. Anlayacağınız gibi bir tartışma çıkmadan ve açıklama yapmaya gerek kalmadan gitmenin tam zamanı. Sizi bekliyorum oğlum, dedi Mercedes. Albert hemen bulvara koşup kiralık bir araba bulmaya gitti. Sen Perez sokağında annesinin mütevazi ama onurlu bir yaşam süreceği mobilyalı küçük bir ev biliyordu. Ardından Kontes'in yanına geldi. Albert kapının önünde duran arabadan aşağı indiğinde yanına yaklaşan bir adam ona bir mektup verdi. Albert Kahya'yı tanıdı. ''Kont yazdı.'' dedi Bertuccio. Zarfı açan Albert mektubu okudu. Okuduktan sonra gözleriyle Bertuccio'yu aradı ama o mektubu okurken Bertuccio ortadan kaybolmuştu. Bunun üzerine gözleri yaşlarla dolan, yüreği heyecanla sıkışan Albert Mercedes'in yanına döndü ve tek bir söz bile etmeden mektubu ona uzattı. Mercedes okumaya başladı. Albert, size tasarladığınız projeyi aynı zamanda durumun hassasiyetini bildiğimi belirteceğim. İşte artık özgürsünüz. Kontun konağından ayrılıp sizin gibi özgür olan annenizle birlikte kendi evinize geçeceksiniz. Ama zavallı asil yüreğinize rağmen ona ödeyebileceğinizden daha çok şey borçlu olduğunuzu unutmayın. Mücadeleyi kendiniz verin. Hızdırabı siz çekin ama onu ilk girişimlerinizin kaçınılmaz kalacağı o ilk sefaletten kurtarın. Çünkü anneniz bugün başına gelen felaketin en ufak bir lekesini bile hak etmiyor ve Tanrı suçlunun cezasını masumun çekmesini istemiyor.'' İkinizin de yanınıza hiçbir şey almadan Helder Sokağı'ndaki evden ayrılacağınızı biliyorum. Bunu nereden öğrendiğimi araştırmaya kalkmayın. Bunu biliyorum, hepsi bu. Albert, beni dinleyin. 24 yıl önce ülkeme sevinçle ve gururla geri dönüyordum. Taptığım kutsal bir genç kız, bir nişanlım vardı ve ona hiç durmadan çalışarak bin bir zorlukla biriktirilmiş 150 Louis getirmiştim. Bu para onundu ve denizin ne kadar vefasız olduğunu bildiğimden Hazinemizi babamın Marsilya elendi Melhandeki evinin küçük bahçesine gömmüştüm. Anneniz Albert o güzel fakirhanemizi iyi bilir. Paris'e son gelişimde Marsilya'ya uğradım. Kederli anılarla yüklü o evi görmeye gittim ve akşam olduğunda bir kazma alıp hazinemi gömdüğüm köşeyi kazmaya başladım. Demir kutu hala yerindeydi. Kimse ona elini sürmemişti. Babamın doğduğum gün diktiği şirin incir ağacının gölgesinin düştüğü köşededir. İşte Albert, bir zamanlar hayran olduğum kadının huzur içinde yaşamasını sağlayacak bu para, şu an garip bir tesadüfün eseri olarak aynı işlevi üstlenecek. Ah, o zavallı kadına milyonlar sunabilecekken, ona sadece sevdiğim kadından ayrıldığım günden beri yoksul evimde unutulmuş siyah ekmeği verebilirken neler düşündüğümü anlıyorsunuzdur. Siz mert bir adamsınız Albert ama kibir ve öfkeyle gözünüz kararmış olabilir.'' Bu önerimi reddeder ve size sunma hakkı olduğum şeyi bir başkasından isterseniz, babanızın babasını açlığın ve umutsuzluğun perişanlığı içinde öldürttüğü bir adam tarafından annenize sunulan yaşamı geri çevirirseniz, sizin pek de mert bir adam olduğunuzu söyleyemeyeceğim. Albert mektubun okunması bittiğinde annesinin nasıl bir karar vereceğini solgun bir yüzle hiç kımıldamadan bekledi. Mercedes göğe doğru tasvir edilemez bir bakış yöneltti. Kabul ediyorum," dedi. "Bir manastıra götüreceğim, çeyiz parasını ödemeye hakkı var." Ve mektubu yüreğinin üzerine bastırırken oğlunun koluna girdi ve belki de kendisinin de ummadığı kararlı adımlarla merdivene doğru yöneldi.